Herkese merhaba. Bugün korkutucu derecede insana benzeyen yüksek teknolojili robotların son derece popüler hale geldiği paralel bir dünyaya gideceğiz. Filmle ilgili görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. İyi seyirler. Bir çalışan hayatın her alanında insanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmış yüksek teknolojili robotlarla yani sentetiklerle dolu bir odada ürün taşımaktadır. Sentetiklerin hepsi kapalıdır ama içlerinden biri Aya bakar. Eşi Laura ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Joe'nun evine gideriz. Karısı avukat olarak çalışmakta ve sürekli iş seyahatlerine çıkmaktadır. Onun yokluğunda evde tam bir anarşi hüküm sürmektedir. Joe bu kaosla tek başına başa çıkamaz. Bu yüzden kızı Sophie'yi alıp mağazaya gider ve birlikte bir kadın sentetik satın alırlar. Mağaza yöneticisi sorun olursa robotu iade etmek için 30 günleri olduğunu söyler. Joe sentetikin elini sıkar ve ana kullanıcısı olur. Oğlu Toby Android'in ne kadar güzel ve gerçekçi göründüğüne şaşırır. Laura şehre döndüğünde sentetiklerin sayısının çok arttığını görür ve şaşırır. Bu sırada Matilda ve arkadaşı Harum, komşunun Android'i ile eğlenmektedir. Laura eve girdiğinde karşılaştığı düzen ve temizlikten etkilenir ve sentetiği görünce şok olur. Kadın kocasının bu alışverişinden memnun değildir. Ancak Joe sürekli bir kaos içinde yaşamaktan bıktığını söyler. Karısının başka seçeneği yoktur ve aile robota Anita adını vermeye karar verir. Tabii Anita'nın çok uzun zaman önce sevgilisi Leo önderliğinde diğer sentetiklerle birlikte kötü insanlardan kaçtığını bilmiyorlardır. Fred, Niska ve Max de kaçan ekiptedir. Niska'nın bataryası aniden biter ve ekip dinlenmek ve yeniden şarj olmak için durmak zorunda kalır. Leo ve Max bir süreliğine ormana giderler ve bu sırada bazı kişiler Fred, Niska ve Anita'yı kaçırır. Anita şimdiki zamanda Laura'nın odasına sessizce girerek onu ürkütür. Leo ve Max bir süre arkadaşlarını ararlar. İllegal bir sentetik satıcısı bulurlar ve Anita'yı elinde tutuyor olabilecek başka bir satıcının adını alırlar. Silas. Anita herkese harika bir kahvaltıyla memnun eder. Joe sentetik hakkında şaka yapar ve tüm aile güler. Ancak Anita, Joe onu durdurana kadar garip bir şekilde gülmeye devam eder. Lindsay bir sosyal hizmet görevlisidir ve orijinal sentetik modelinin geliştiricisi olan yaşlı George'un evini ziyaret eder. Lindsay eski sentetiğini daha yeni bir modelle değiştirmeyi teklif eder. Ancak yaşlı adam bunu reddeder. Davetsiz misafirler gittiğinde yaşlı adam sentetiği Odin'in dolaptan çıkmasına izin verir. Bu robot birkaç yıl önce karısı Mary hala hayattayken George'un evinde birden belirmiştir. Anita'nın evine döneriz. Laura onu kızı Sophia'nın odasının kapısında fark eder ve gitmesini emreder. Çünkü kızını yatırmak bir annenin sorumluluğudur. Laura kocasına Anita'nın kendisinin yerini almaya çalıştığını söyler. Joe ise birlikte daha fazla zaman geçirebilmek için karısını ev işlerinden kurtarmak istediğini söyler. Leo kaçırılan arkadaşı Fred'in bir sera çiftliğinde çalıştığını öğrenir ve arkadaşını kurtarmak ister. Ne var ki plantasyondaki insanlar Fred'in yeniden düzenlenmiş bir programa sahip sıra dışı bir sentetik olduğunu anlar ve kaçmaya çalışırken onu vurur. Yaşlı George Odie ile markete gider. Odie'nin programında ani bir arıza meydana gelir. Satıcı kadın Odie'yi sakinleştirmeye çalışır ancak Odie kaza ara ona çarpar ve bunun üzerine güvenlik görevlisi gelip robotu kapatır. Matilda Anita'nın silah atışlarından nasıl kaçtığını test etmeye karar verir ve acı eşiğine dair sorular sorar. Anita kızı durdurur ve bunu neden yaptığını sorar. Matilda ailesine robotların yakında hayatın her alanında insanların yerini alacağından yakınır. Anita, Laura'nın bebeğiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını görür ve bazı anıları canlanır. Markette müfettiş Karen ve dedektif Pete, Odie'nin 6 yaşında olduğunu, yani uzun zaman önce yenisiyle değiştirilmiş olması gerektiğini belirtir. Yaşlı adam eski robotu geri dönüşüme teslim edeceğine söz verir. George eve gidince Odie'yi test eder ve birçok açıdan hafıza kaybı yaşadığını fark eder. Pete eve karısı Jill'in yanına döner. Sentetikleri Simon, belinden sakat olan kadına yardımcı oluyordur. Adam robotları sevmiyordur ama eşinin şu anda bu robota gerçekten ihtiyacı olduğunu fark eder. Laura, Sophie'nin Anita'ya çok bağlandığını fark eder ve robota kızına bir daha dokunmamasını emreder. Leo ve Max, Niska'yı bir kadının evinde bulurlar. Leo, kıza onun şimdi alamayacaklarını, yoksa hepsinin yakalanacağını, Fred'in çoktan insanlar tarafından yakalandığını söyler. Ayrıca Mia'yı hala bulamadıklarını söyler. Mia, Anita'nın gerçek adıdır. Niska burada çalışmaya devam etmek zorunda olmasına üzülür. Fred, sahibi Robert'ın Profesör Hobb'la konuştuğu laboratuvara getirilir. Profesör, Fred gibi özgür iradeye sahip başka sentetikler olduğuna emindir. Sıradan insanların sağlığı ve yaşamları için ciddi bir tehdit oluşturdukları için bu androidlerin bir an önce bulunup yakalanmasını ister.
Bu tür sentetiklerin insanların varlıklarına bir tehdit oluşturduğuna karar verilirse onları kolayca öldürebileceklerdir. George, Odysseus'u kendi elleriyle yok etmek üzeredir ancak son anda Odysseus eşini hatırlar ve bu da efendisinin rahatlamasına ve mutlu olmasına neden olur. Akşam Anita, Laura'nın yemek pişirmesine yardım eder. Sofia aniden mutfağa koşar ve Anita kızı yanmaktan kurtarırken yanlışlıkla ev sahibesini haşlar. Laura bu durum karşısında şaşkına döner. Çünkü robotlar hiçbir koşulda insanlara zarar veremiyor olmalılardır. Joe, Anita'nın artı 18 ayarlı olduğunu keşfeder ve her ihtimale karşı bunları cebine saklar. Televizyonda insanların tamamen sentetiklerle değiştirilmesi hakkında konuşuluyor ve Anita da programı ilgiyle izliyordur. Leo ve Max Anita'yı aramaya devam ederken Niska bir sonraki müşterisiyle ilgilenir. Yasağa rağmen Anita, Sophie'nin uyuyuşunu izler ve anıları canlanır. Anita uyuyan kızı kucağına alır ve dışarıya çıkar. Ertesi sabah Laura, Sophie'nin pijamalarının ıslak olduğunu görünce şaşırır. Kızı ne olduğunu hatırlamadığını söyler. Daha sonra Anita'nın ıslak ayakkabılarını görür. Profesör Fred'in hafızasından sadece bir anıyı geri getirmeyi başarır. Anita'nın su altında yüzüşü. Pete karısına yardım ederken robotun bu işi kendisinden çok daha iyi yaptığını itiraf eder. Max planlarından şüphe duymaya başlar. Ancak Leo ona yaratıcının onları önemli bir amaç için programladığını söyleyip onu sakinleştirir. Kısa süre sonra sentetik satıcısı Silas'ı bulurlar. Ancak Leo ondan Mia hakkında bilgi almak için güç kullanmak zorunda kalır. Mia'nın ona birkaç hafta önce ulaştığını öğrenirler. Adam yazılımında bir hata olduğunu fark edince Mia'nın sistemini sıfırlayıp satmıştır. Silas aniden Leo'ya saldırır ancak Max arkadaşının yardımına gelir. Ancak bunu yaparken kendisini ifşa eder ve sıra dışı bir sentetik olduğu ortaya çıkar. Haydutlar peşlerinden koşar ama kaçmayı başarırlar. Lindsay, George'a Vera adında yeni bir sentetik getirir. Yaşlı adamın eski robotunu geri dönüşüme teslim ettiğine ikna olmuştur. George, sosyal hizmetlerin dayattığını almadan edemez. Bu yüzden Odie'yi saklamak zorundadır. Okulda Matilda ve Harum, hademe sentetiği yakalayıp onu hacklemeye çalışırlar. Ancak başarısız olurlar ve ikisi neredeyse suç işlerken yakalanırlar. Pete, karısının yanından ayrılamayan ve sürekli ona yardım etmeye çalışan Simon'dan giderek daha fazla nefret etmektedir. Laura, okula çağrılır ve hademe sentetikle yaşanan olayı dinler. Müdürün elinde kızın suçlu olduğuna dair %100 kanıt yoktur ve kız okuldan atılamaz. Matilda ve Harum sorunlarını tartışmaktadır ve kız aniden oğlanı öper. Annesine okulda sentetiği hacklemeye çalışanın kendisi olduğunu itiraf eder ve annesi kızından aynı şeyi Anita'ya yapmamasını ister. Pete ve Kate kavgayı duyar ve satıcıyı görmeye gelirler. Ancak satıcı dedektiflerle alay eder ve bu yüzden yüzüne yumruk yer. Genel evde Niska dezenfekte edilir ve bir sonraki müşterisi için hazırlanır. Bu durum Niska'nın canını çok sıkmaktadır. Max ve ağır yaralı Leo, profesörün onları arayan ekibinden kaçıp sığınacak bir yer bulmaya çalışır. Laura, Anita'nın garip davrandığını fark eder. Ona yaklaşır ve avuçlarında bir örümcek bulur. Anita, Laura'nın örümceklerden çok korktuğunu bildiği için robotun bunu bilerek yaptığından emindir. Joe ise bunların önemsiz olduğunu söyler. Herkes uykuya daldığında Toby, Anita'nın yanına gider ve göğüslerine dokunmaya başlar. Ancak Anita hemen açılır ve adam kaçar. Başka bir yaşlı adam Niska'nın yanına gelir ve robottan korkmuş bir çocuk gibi davranmasını ister. Ancak Niska komuta uymayı reddeder. Bu durum adamı kızdırır ve Niska'yı boynundan yakalar. Ancak Niska metal koluyla adamın boynunu kırar. Niska müesseseden kaçmak zorunda kalır ve bu sırada boynundaki izleme çipini söküp kaçar. Max, Leo'nun ölmek üzere olduğunu fark eder ve onu banyoya götürerek bir elektrik devresine bağlar. Birkaç dakika sonra Leo'nun bilinci yerine gelir ve Leo'nun bir insan sentetik melezi olduğu ortaya çıkar. Matilda, Anita'nın diğer sentetiklerle veri alışverişinde bulunmadığını fark eder ve ardından annesine gördüklerini anlatır. Laura, robota kızıyla gece dışarı çıkıp çıkmadığını sorar. Anita her şeyi inkar eder ama Sophie'ye her zaman göz kulak olacağını söyler. Bunu duyan ev sahibesi Android'in arızalı olduğunu fark eder ve iade etmek üzere mağazayı arar. Bu noktada Anita ağlamakta olan Sophie'nin yanına gider. Kızın isteği üzerine robot ona sarılır ve ona sarıldığında yine geçmişinden aynı anıyı hatırlar. Laura Anita'yı kızının yanında görür. Öfkelenir ve Anita'ya arabaya binmesini emreder. Laura robota onu mağazaya geri götüreceğini söyler ve Anita gökyüzüne bakıp gülümser. Dizinin ilk iki bölümü burada sona eriyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenin ve yorumlarda bu dizi hakkında ne düşündüğünüzü, dizinin geri kalanını öğrenmek isteyip istemediğinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.